Efendim iyi akşamlar. Başka şeyler başladı. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine mühim bir mevzu dert etmek üzere huzurlarınızdayız. Kıymetli de bir misafirimiz var. Zaman zaman bu programda da belki ifade edildi. Yazılarda ya da konferanslarda dilim döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum. Son zamanlarda böyle fikrine güvendiğimiz, kendisine itimat ettiğimiz herkesin dilinde bir ifade var. Medeniyet, medeniyet, medeniyet bu medeniyet neyin nesi Allah aşkına diye belki zaman zaman kendimize soruyoruz. Medeniyet ifadesini çok kullanıyoruz ama nedir diye birisi soru verse verecek cevabı olan da zannediyorum ki bir elin on parmağını geçmez. Medeniyet nedir? Bugünkü programın mevzu değildir. Ama medeniyete dokunan bir tarafı vardır bugünkü programın. Medeniyet şayet bir bütünse ve bu bütünlük Süleymaniye'nin kubbesinden, İtri'nin bestesinden, Nabi'nin mısrağından, Şeyh Galib'in duruşundan, Şeyh edebali'nin duasından, Fatih'in bakışından, doğan bir şeyse Yesari'nin levhasından medeniyet bir bütün. Bu şu demek: Süleymaniye caminin kubbesine bakınca taş zannetmek istemiyorsak Nabi'nin bir şiirini okuduğumuz vakit ne dediğini lugate bakmadan anlayabilmemiz lazım. Itriye'nin bir bestesini duyduğumuzda bir gürültü gibi algılamak istemiyorsak, Yesari'nin hattına bakınca sarhoş olabilecek bir kalbe sahip olmamız lazım. Hepsi bir arada. Bir. Ve divan edebiyatı işte bu noktayı nazardan baktığınız vakit bizim medeniyetimizin çok mühim bir yerinde hülasa edilmiş zarif bir duruşa ve konuma sahip. Divan Edebiyatı'nı belki de son dönemde bize en çok sevdiren isim bu akşam programımızın misafiri demeyeceğim, ev sahibidir. Bir de güzel sebeple gelmiştir kendisi. Birincisini meraklılarının severek okuduğu, takip ettiği Can Veren Pervaneler kitabının ikincisi şu an elimde durmaktadır. Ve bu kitabı bu kitabın özelinde de divan edebiyatımızı konuşmak üzere stüdyomuzda hayati inanç var. Abi hoş geldiniz. Safalar hoş bulduk için. efendim. Merhaba eksik olmayın. sağlam bir giriş yaptın. Hakikaten öyle. Ben de ben de beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. <laughs> Eyvallah. Divan edebiyatı mühim bizim için çok şey ifade ediyor. Allah razı olsun oradaki zarafeti, inceliği, nezaketi, nezaheti, halaveti, taraveti böyle biz tadalım diye siz varsınız. Şükürler olsun. Çok Can veren aslında. pervaneler iki. Neyi ha. anlatıyor? Efendim günümüz insanının mahrumiyetine, kendi lisanına uzak kalmasına, yoksulluğuna bir küçük ilaç olsun. Bir hatırlatma olsun. Her şeyin bitmediği görülsün diye mütevazı bir maksatla bakıyorum e, kime ulaştımsa Yaşı ne olursa olsun 15'inde, 75'inde. ilk anda belki 3-5 dakikalık bir şaşkınlık geçiyor ama arkasından heyecan duyuyor, hasreti kabarıyor. Ecdadını özlediğini, lisanını özlediğini fark ediyor insanlar ve ah diyorlar. Ee, sonra da diyorlar ki yahu sen çabuk gidecek gibisin. Yani bu dünyadan Allah Git, hayırlı uzun ömür gitmeden versin. Gitmeden önce bir şeyler bırak da hani çok aramayalım bunda senin de çok katkın var. Epey zorladın beni böyle bir kitap yazmak için. İlkini yazdık ondan sonra iki oldu, üç oldu. Ee, ne murad ettik? Yani Fatih Merhum'un Kanuni'nin, Şair Baki'nin, Fuzuli'nin, Nabi'nin bir beytini gördüğü zaman hepten yabancı hissetmesin. Anlayabileceğini yani yıllardır yapmaya çalıştığım şu idi. Divan şiiri ortalık yerde okunabilecek bir şeydir. Bunu göstermeye çalıştım. Ve sanırım hüsnü kabul gördü. Okunabilirmiş. Tadı varmış. Öyle pek de bize yabancı değilmiş. Hatta tam da bize anlatıyormuş aslında. İnsanlarımız bunu demeye başladılar. Biraz da anlamak için hele hele gençler düşünüldüğünde 20 yaş altı özellikle onların lugatı fazla karıştırmadan kavraması hatta lugata müracaat etme ihtiyacı duyması Lügat karıştırayım ya bunu anlamıyorum falan deyip yani anlayınca güzel olacak falan bir merakı uyandırmak bir çerağı yakmaktır maksadımız. Ee, gördüğüm kadarıyla da boş çıkmıyor bunu yani. Ben de birlikte gittiğimiz programlarda yakinen gözlüyorum. Abi şu ifade önemli <laughs> lisanına uzak olmak. Lisanımız lisanına uzak diyorsunuz. Şimdi Hiç bilmeyen birisini anlatır gibi anlatmanızı rica edeceğim. Merak ediyorum çünkü. Seyreden özellikle genç kardeşlerim diyorlar ki yahu bu lisan denen şey meramı ifade etmek için var. Evet. Maksat hasıl oldu mu istersen 30 bin kelimeyle ifade et, istersen 30 kelimeyle ifade et, dert anlaşılıyor. E ben de derdimi anlatabiliyorum. O zaman ben lisanıma uzak filan değilim diye düşünüyor. Buradan baktığımızda ne demek lisana uzak olmak? Derdini anlatamıyor aslında. Yani Öyle aslında mi? anlatamıyor. Çünkü insanımız konuşmaktan çok tartışıyor. Ee, i̇ncelikler gözden kayboluyor. Böyle kabaca ana hatlarıyla incelikler göz ardı edilerek e, yarım yamalak anlattığını düşünüyor insanlar. İki örnek verilebilir. Sıkça kullanılan zamanımızda onur kelimesiyle ben işte filanca onurlu, onuruma düşkünüm filan dediğinde ne kastettiğini aslında ee, anlamak biraz şans işi artık ondan sonra. Yani genellikle de isabet edilmez. Çünkü 6-7 farklı durum anlatılıyor olabilir. Gurur mu, kibir mi, şeref mi, haysiyet mi, izzet-i nefis mi, namus mu, iftihar mı? Ne kastettiği hususu pek e, flu. Yani ya bu nefsi birbirinden başka başka şeyler. Başka başka şeyler. Ama şeyler. hepsini onurla ha, Tek Söyle. bir kelimeyle söylemiş oluyorsunuz. Yani en kolay, en yalın anlatımıyla yedi farklı kavramı tek bir kelimeye hapsetmiş oldunuz. Bu yedi kavram arasında e, farklılıklar olduğu gibi zıtlıktan bile söz etmek mümkün. E, filanca gururludur desem tarafsız bir şey söylemiş olurum. Yani adamı ne övdüm ne yerdim. Bir adam, bu adamın durumunu biraz böyle mağrur edasını işaret ettim. Şerefine düşkündür, şereflidir desem bir şekilde övdüm. Yani etrafın kendisi hakkında ne dediğini önemsiyor. Haysiyet sahibidir desem etrafı hiç dikkate almıyor ama kendisiyle ilke bazında barışık bir tipi anlatıyorum. Kibirlidir desem yerdim ben bu adamı yerin dibine soktum yani. Şimdi onurludur dediğimde ne dediğim belli değil. İftihar tablosu, onur tablosu, şeref kürsüsü, onur kürsüsü, <laughs> onur verdiniz. Ya bırak Allah'ını seversen yani... 7 ayrı yani şu anda sayabildiğim 7 belki başka da gurur, ki bir şeref, haysiyet, izzet, nefis, namus, iftihar. Hatta bu başka bazı kelimeler de daha da vahim sonuçlar verebiliyor. Stres çok sevdiğimiz bir kelime. Sıkça kullanıyoruz. Diyene sorsan ne kastettin? Emin olun tereddüt edecektir. Her türlü olumsuz ruh halinin adı stres. Gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeis, efkar, tasa, dert, mihnet, elem etti 15. Bakın üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, kuduret, dilhun falan demiyorum liste şişmesin diye. İnsan da bu kadar renkli bir yaratık. Yani hava bulutlu diye bir haleti ruhiyeniz olur tamamdır. Ama bir cenazeniz vardır başka bir halettir bu. Borcunuz vardır diyemiyorsunuzdur, Terk edilmişsinizdir efendim kavga etmişsinizdir sevdiğiniz biriyle. Hepsine de stres tuttuğunuz takım maçı kaybetmiştir. Oy verdiğiniz parti muhalefette kalmıştır. Efendim hepsi olumsuz duygular manzumesi ama hiç benziyor mu bunlar birbirine Allah aşkına ya. Yani ölümden dolayı duyduğu acıyı da e, gol yediği zaman <laughs> tattığı duyguyu da aynı kelimeyle ifade etmek kadar insanı strese sokan ne olabilir ya. <laughs> Tabii anlatamayın insanların böyle bir tarafı var yani ya konuşursunuz anlaşırsınız ya da kavga edersiniz Bunun başka çaresi yok. Ya yani kavga kiminle dersiniz Artık önünüze kim gelirse anlamsız birçok kavgaya mesleğim itibariyle şahidim. Yani görüyorum yaşıyorum. Öyle şeyler var ki iki lafı bir yere getirebilseydi başlamayacak ne davalar ne gürültüler ne süreçler insanların hayatına mal oluyor. Bir de şunu sorayım peşinden bir başka bir şey daha soracağım. Mesela stresle konuşuyor derdini anlatan. Ama o derdi dinleyen yani derdin kendisine anlatıldığı da stresten başkasını bilmiyor. Evet. Şimdi burada bir sıkıntı çıkmıyor mu ortaya? Çıkıyor. Tabii. Mesela çocuk desek ki ya, çok büyük bir keduret içerisinde. Ya ne, abi keduret ne diyeceğim? Onları saymadım. Alıcısı zaten. da yok, vericisi de yok. yani. Bu, bu, buna nasıl yaklaşıyorsun abi? Çocuklar yalnızlaşmasın ondan sonra. Yani e, verdiğim örneklerle ne, an, ne, kastedildiği ortada tabii ama dediğiniz de sonuna kadar doğru. Yani artık... Ondan sonra çocuk arayacak ki hayat abi bulsun, ahvalini anlatsın yani. yani bu bir açmaz. Sebebi ne? Şimdi medeniyetle ilgisi var dedin, hakikaten var. Ciddi, çok yakından ilgisi var. Geriye doğru 50 sene gittiğimizde, ki mesela ben hayattayım. 6 yaşında hayattayım o zaman. Yani henüz böyle bir millet tarihinde, bir milletin e, tarihinde çok önemli olmayan bir süredir. 50 sene geriye gittiğinizde öyle bir Türkçe var ki elinizde. Şöyle söyleyebiliriz bunu. Fransızca öğrenmeye merak eden, ya öğreneyim şu yani yanımda bulunsun falan diye entelektüel bir kaygıyla efendim belki hava atmak için yani fark etmez. O zamanın Türkçesine hakim birisi Fransızcayı iki senede hallaç pamuğu gibi atıyor. Fransızca klasikleri falan tercüme etmeye başlıyor. Yani bir de böyle iddialı öğreniyor. laf olsun falan diye de değil. Geçiyor 50 sene. Bakıyorsunuz Fransızca çok iddialı. Zor bir dildir. Efendim çok güçlü bir dildir, grameri ağırdır. Ona nispetle, ona oranla İngilizce çok daha böyle aşağı seviyelerde bir dildir gücenmesinler. İngilizceyi değil iki sene, yirmi senede bile o seviyede öğrenen kişiyle karşılaşmıyoruz. E şimdi düşünmek lazım. Ne oluyor bize ya? Ne oldu da biz yabancı dil karşısında bu kadar acize düşüyoruz, bu kadar böyle zavallı hallerimiz oluyor. 20 sene uğraşıyoruz bir türlü öğrenemiyoruz falan. İngilizce klasik tercüme edecek İngilizce seviyesi olan kaç kişi var diye düşündüğümüz etrafında yani öyle hüzün verici bir tablo var. Peki 50 sene içinde ne değişti? E Türkçe çöktü. Ana diliniz bu derece zayıflayınca yabancı dil karşısında bir kompleksa kapılıyor. Aşağılık kompleksine kapılıyorsunuz. Dil öğrenmek sizin için fobi halini alıyor hobiyken. Yani lezzetle, keyifle, eğlenmek için yapabileceğiniz bir şey şu anda aşamadığınız bir engel haline geliyor. Hobi ve hobinin bizde bir karşılığı var mı? Kullandığımız bir kelime bu manaya denk Aktırıma gelmedi. Söylerken ben de düşündüm de gelmedi. Geçen gün de bir makale okudum. Hobiye karşılık bizde pek bir şey yok galiba. Çünkü bizim hobimiz <laughs> Bizim hobimiz yok. <laughs> hobimiz yok. Bizim neşvemiz var güzel kardeşim. Ne hobisi ya? Aman sen de. <laughs> Stresin içinde bunalmış adama lazım hobi. <laughs> Ama şu, bu da çok enteresan bir yer değil mi abi? Mesela bir şeyin kendisi yoksa o şeye dair kelime de yoksa Olmaz işte tabi. Niçin batı dillerinde gönül karşılığı bir kelime bulamıyorsunuz? E yok çünkü o kavramın kendisi yok. Kalp, gönül yani bizde ayrı ayrı e, yani farklarla kendini gösteren böyle kelimeler çoktur. Yürek, kan pompalayan organın ismidir ama gönül dediğimizde çok farklı bir şeyi kastederiz. Kalp dediğimizde bakıyorsunuz batı dillerinde ikisi yerinde de hört var. Hört He, telaffuzunu da bilmiyorum. Yani ne bu şimdi? E kavram yok çünkü. Elti de yok orada, bacanak da yok. Niye? E hayatta bacanan bir yeri yok ki, eltinin, görümcenin bir yeri yok ki adı olsun. E yani kelime varsa aslında tabii çok doğru bir yere böyle parmağı böyle böyle pat diye bastınız. Kelime yok, kavram da yok. Bir de özür dilerim bunun tersinden bir bakışla bakalım. Var olan bir şeyin kelimesini unuttuğunuz anda kendisi de kaybediyor. Kendisini kaybediyorsunuz. Bu, bu da demek. Denizli'nin Çameli ilçesindenim ben. Çameli kazayen kaza olmuş. Hallice bir köydür. Halen öyledir. 2000 küsur nüfuslu ama çok güzel, şirin bir yerdir. Oranın da köyünden bir amca vilayete gitmiş Denizli'ye. Ee, onun da ömründe bu çapta bir seyahat, 150 kilometrelik bir seyahat iki kere olur en fazla bir. Askerlik olur, hacı olur, bir de çok hasta olur da dayanılmaz götürülür yani. Hmm. Çok önemli, hayatın dönüm noktasıdır. Gelmiş vilayet merkezine, heyecanlı tabii. Yemek yiyecek, acıkmış garibim. Lokantaya oturmuş ne yiyeceğini de bilmiyor. Sipariş vermeyi de bilmiyor. Orada bir yemek gör şundan getir oğlum demiş getirmişler. Bir iki kaşık yemiş beğenmemiş tadını. Yani zayıf. Oğlum bu ne demiş? Bu patates yemeği oturtma patates oturtma demiş. Ya adı gidince tadı da gitmiş. Biz buna kumpir derdik pek tatlı olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Ad gitti lezzet de gitti. Her şey öyledir. Yani aslında kelimelerin azalmasıyla, kelimelerin hayatımızdan çıkmasıyla kaybettiğimiz şey bizatihi hayatın kendisi. Biz iddiamızı kaybediyoruz. Yani belirleyici olma iddiası sizin güçlü bir lisan sahibi olmanız da doğru orantılıdır. Ne kadar büyüksün, lisanın ne kadar kuvvetli o kadar büyüksün. Hiç de abartmadan söylüyorum. Eski bir değişti. Ya bin yıldan beri bu coğrafyadayız Serdar'cığım. Ya, ya bir işin bir biz belki oradan başlamalıyız düşünmeye. Ben buraya ne zaman geldim? Ne zamandan beri böyle bir devlet organizasyonum var? İddiam var. Bu, abi 1040'ta geldik ya. Tuğrul dedem Allah rahmet eylesin. Sonra Alparslan yeğeni falan. E o zamandan beri buradayız ve şöyle bir medeniyet umdesini hayatın eksenine koyduk. Dedik ki Arabi lisanı ilim, Farisi lisanı sohbet, Osmani lisanı devlet dedik. İlim dili, Sohbet dili veya edebiyat dili, devlet dili. Yahut Arabi peygamber lisanıdır, Farisi evliya lisanıdır, Osmanlıca devlet lisanıdır. Şimdi ben karşımdakiyle anlaşıyorum, yetmez mi bu kadar Türkçe? E yeter de e, onun bunun oyuncağı olmanın ötesine de geçemezsin. Senin sözün beş para etmez, iddia sahibi olamazsın. Zaten kendini de öyle hissedersin. Geçen de bir delikanlıyla kamu yönetimi okuyormuş da sohbet ediyoruz. Çocuğa 20 sene sonra nerede olmayı planlıyorsun diye zor bir soru sordum çalışmadığı yerden. Dakikalarca düşündü. Türkiye'de böyle çok nüfuslu bir ilçenin kaymakamı olmanın ötesinde bir vizyon oluşturamadığını kendisi gördü. Neden oluşmuyor? E, bakamıyorsun ki etrafına. Nasıl bakarsın? Yani Farsçaya biraz yakınlığın olur. Şöyle bir baktığın zaman Afganistan'dan bu tarafını görürsün. Arapçayla bir ünsiyetin olur. Ya bütün Orta Doğu'yu kendi ülken gibi rahatça gezebileceğin yerler gibi düşünürsün. Tayin edileceğin yerlerden biridir faraza. Zorlanmazsın. Rumcayı bilirsin mesela. Veya bilebilecek durumda olursun. ya. Şu anda insanımız yani lise mezunu, üniversite mezunu gençlerimizle maalesef bunu üzülerek müşahede ediyorum. İkinci bir dili öğrenmek söz konusu olduğunda korkuyor resmen ya. Ürküyor. Sebebi ne? Zekasında mı bir arıza var? Hayır. Türkçe zayıfladığı için siz yabancı dille karşılaştığınızda hazır bir kavram olmadığı için elinizde askıda kalıyor o kelime. Monte edemiyorsunuz. Ve böyle yığma kavramların yığmasıyla lisan öğrenilmiyor. En fazla bir ay sonraki imtihana giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, yeterli puanı alıyorsunuz ama size mal olmuyor. Bütün bunlar hep çok sağlam, iddialı, güçlü bir Türkçe ile mümkün. Bunun da en güzel, parlak göstergesi divan edebiyatı adını verdiğimiz Mirat-ı Mücella. <laughs> yani gençlerimizde bu merakın uyanması... Mirat-ı Mücella, cilalanmış ayna. Çok parlak, evet parlak ayna, Mirat-ı Mücella. Yahu Mirat ayna. Şimdi işte kelimeler neleri çağırıyor? Yani ne diyordu Neşati merhum? Ettik o kadar ref'ite ay gün ki Neşati ayine yepir tabı mücellada nihanız. Biz öyle inceldik, öyle zayıfladık, öyle ruha dönüştük ki et yığını olmaktan çoktan terfi ettik Allah'ın izniyle. Ruhlaştık, parlak aynalar dahi bizi göstermekten acizdir. Manadan ibaret olduk, biz mana olduk ya. Daha ne desin adam ya? Yani? Mucerrat kesildim. Müce mücerret kesildim diyor ruhi mücerret gibi yerden naşın değil mi mesela yani mü, şimdi mücerret yerine soyut dediğinde olmuyor işte. Hadise kafamızda somutlaşmıyor. Somutlaşmıyor. <laughs> İşin tadı kaçıyor efendim zevkini kaybediyorsunuz. Ya yani ne kadar garip bir tecellidir. Türkçenin bütün tarihi boyunca yükseldiği zirve 40'lı yıllar Yahya Kemal Türkçesidir. Ercimen Ekrem Talu Efendim Refi Cevat Ulunay, Refik Halit Karay Türkçesidir. Yani zirvededir. Ahmet Haşim Türkçesidir. Ve tam zirvedeyken cellat gibi elimize aldık satırı. Keyfi bir şekilde hiçbir manası olmadan, hiçbir değeri olmadan paramparça ettik. Bu güzellik bize fazla geldi. Yani e, kopunca da yani arada birkaç nesil geçti artık yani. 20 yılda, 25 yılda bir neslin değiştiği farz olunursa 3-4 nesil girdi ve ondan sonra zorlandığım sorularla karşılaşıyor diyorsunuz ki öğrense ne olacak çocuk muhatabı anlamıyor nasıl konuşsun? Çok doğru. Yani biraz önce delikanlı kardeşimle hasbihal ediyorduk. Çocuğun bir tane problemi var. Merakı, ilgisi, zekası, kavrayışı yeterli fazla fazla. Ama aldığını paylaşabileceği kimse yok etrafında ve bundan sıkıntı çekiyor. Bizim birbirimize onun biraz da... Daha... Onun var aslında. Bizim Efendim? Cüvcüvi cüv kastı. Evet evet. Onun var. Gelsin bana söylesin. Beytirelim. Ya tabii. Senin gibi bir şansı var onun. <gülüyor> <gülüyor> Ama, Ama herkesin nerede? Olmayan da çok. Mesela ben zannediyorum ki birçok insanın hoşuna gidiyordur. Abi şöyle bir şey var. Mesela divan edebiyatı. Azıcık bilenlerin arasında otursanız. Yeri gelse. Böyle punduna getirip bir beyti patlatıverseniz var ya. Bilenler şöyle bir bakıyor. hoşlarına gidiyor. Hemen belli oluyor. E tabii, tabii. Yani bu havamaya falan da yarıyor. Yarıyor tabii de niyeti bozmamak lazım. <laughs> yani güzel sözdür. Güzel Niyet, söz. Allah rızası için olacak. Yani. Ama demek istediğim şu. Hani bir işe yarayacağını bilse bu zamanda insan evet. ona da sahip olmak ister. Ama anlayan olmayacağı için ne yapacağım diyor buna sahip. Olur. İşte yani her şeyi devletten beklemeyi sevmem ben. Doğru da bulmam. Yani sivil inisiyatif önde gitmelidir. Ama bu noktada devlete bir görev de düşüyor Allah için yani onu da gözden kaçırmamamız lazım. Yani buna itibar edildiği, buna değer verildiği bir ortam hiç olmazsa teorik planda. Yani şu anda bir delikanlı İngilizce kursuna giderken onu motive eden sebep açık. İşe girmek için lazım. Onun için gidiyor garibim ne yapsın. Ama bu medeniyet iklimine dair bilgisini, görgüsünü arttırdığımda ne olacak? E, hiçbir şey olmayacak. İşte bu. Yani bizi marifet iltifatat tabidir. Lafının tam yeri bu. Yani bir miktar burada e, iltifatı mesela bir dolu bir şey yapılabilir. Gerçi o da sivil inisiyatifle olabilir. Hayır, pratik ne olur diye düşünüyorum. Mesela atama bekleyen öğretmenler var. Branşı ne olursa olsun. Sadece Türkçe'ciler değil. Devlet belki şöyle bir şey yapabilir. Arkadaş bizim on büyük divan şairimizden yüzer gazel ezberleyeni ben sınava sokmadan direkt atayacağım. <laughs> tweet atacağına çocuk atama bekliyoruz, atama bekliyoruz diye gazel ezberlesin. Gazel ezberlesin. Mesela şans. Yahut abi o sizin programlarınızda, şiir programlarında protokolü böyle oluşturacak. Kapıdaki iki tane görevli. Efendim hiç gazel var mı ezberinizde? Var evladım. Kaç tane? Beş tane. Okur musunuz? Okutacak. Amcayı protokole alacak. Heh. Falan. Mesela belediye başkanı hiç bilmiyor. Nabi'yi asfalt markası zannediyor. Yani şey, abi gidecek en arkada oturacak. Köşede. Sen de, yani. Herkes de bilecek. Türk şiirini bilmiyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bakıp gülecekler bizim başkana bak, Arka köşede gene. Hiç falan. de bilmiyormuş. Başkan bir dahaki programa Fuzuli Divanı'nı ezberleyip <laughs> bir takım böyle yaptırımlar olsa güzel olur değil mi? Ya hiç değilse Türkçe öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri, Türk dili edebiyat. Ya söylediğin şey nerede? Şu realite nerede? Bakınız. Yakından tanıdığım, çok sevdiğim bir talebe var. Doktora yapıyor şu anda. Türk dili ve edebiyatı, klasik Türk edebiyatı da doktora tezine başlayabilmek için iki yıl yeterli İngilizce puanını alamadığı için bekledi. Hayır. Ve bu çocuğa Türkçe'yi, Farsça'yı, Arapça'yı hiç sormadılar. Yani divan edebiyatı çalışacağım, ben İngilizce'yi ne yapacağım? Allah aşkına yani bu ne biçim bir zorlamadır, bu nasıl bir mantıktır? Birazcık da tabii komplekslerimizden aranıp, tövbe istiğfar etme zamanı. <laughs> Yani yiyip düştüğü yerden yani kalkar. Yerli ve milli olmaktan bahsediyoruz ya bu sıra böyle. Mesela milletvekili adayları. Aday aday olmak için 5 bin lira almayacaksınız adamlardan. Diyeceksin ki bana gazel oku. Taduduzu yerinde 5 gazel okuyacaksın abi. 5 gazel okuyacağım <laughs> tamam mı? Bundan aday olur. Yani şunu bileceğiz. O 550 milletvekilinin 550'si de divan edebiyatından en az 30'ar gazeli ezberden okuyabiliyor. Böyle 550 kişinin doldurduğu bir mecliste kavga olmaz. Olur mu? Olmaz. Neye yapsın kavga adam? Öyle bir laf söyler ki böyle böyle tatlı tatlı. Eskiden bunun çok örnekleri vardı. Böyle nükteyle muhatabına bir tokat atar. O bile güler. Keçeci zaten Fuat Paşa'ydı galiba evet. Galata Köprüsü'nün üstünde karşılaşıyor bir paşayla. Paşa saraydan geliyor. Suratı düşmüş. Belli ki işler kötü. Hayırdır diyor falan. O da diyor ki galiba erbabı istidadı devran istemez. Fuzuli'nin bir mısrağı bu. Yani kabiliyet sahiplerini sevmiyor bu zamane kardeşim. Hmm. Değerimiz bilinmedi falan tarzında bir yakınış. Fakat cevabı enteresan iyi de sen niye alınıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir tokat ki latif söylüyorsunuz. Evet. E, latife latif gerek. Nüktenin yerin, yerli yerinde olması lazım. Bu tabii biraz birikimle özgüvenle. Bir özür dilerim. Araya gideceğiz. Aradan sonra birazcık buradan devam edelim abi. Şey geldi. Abdülkadir Karahan geldi. Aklıma Zannediyorum durum onunla alakalıydı. Böyle konuşurken biraz e, hakaret hakaretamiz konuşmuş da yanında da bir dostu var. Ben o konuşurken diyormuş ki mesela Öküz herif, falan kızıyormuş böyle. Yanındaki diyor ki etme Abdülkadir. Sen onların büyüğüsün. Onlara böyle deme sen onların büyüğüsün. <laughs> Şimdi üzerinde ya. bir yandan döksen onları büyüsün <laughs> bir başka tavır bir başka bir şey söylüyor yani. konuşacağız güzel şeyler konuşuyoruz kısa bir ara sonra hayatın aşağı birlikteyiz. Efem Hayat'ın açtığı yeni kitabı Can Veren Pervaneleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada arada biz de duyduk Diyarbakır Hanide bir patlama gerçekleşmiş. İnşallah yaralı ve can kaybı yoktur. Yeni Şafak'ın son dakika olarak geçtiği habere göre kamyonete bomba yüklerken meydana geldiği iddia edilen bir patlama. Bugün Sancaktepe'de de yine benzer bir patlama vardı. Terör saldırısı Sancaktepe'ye de geçmiş olsun demiş olalım bu suretle. Sevgili hocam, şimdi biraz da kitaptan konuşalım. Kitapta ben tamamını okuyamadım ama şöyle hızlı bir göz gezdirme fırsatı buldum. Lisan farklı diller var. Türkçe, Osmanlıca falan. Bir de aşk, aşk diye bir şey var. Orada dördüncü bir dördüncü dil. diye bir <laughs> ana <dil. Evet. gülüyor> Onun da bir dili var bir şey. Aşkın tarifi pek olmaz derler vesaire. Ama Divan edebiyatı nasıl tarif ediyor aşkı? Divan şairlerimiz aşk deyince neler söylemişler? Bir oradan bir başlayalım şöyle. Yananlar aşk ateşine ateşi duzahtan eymindir. Bak bir heceyi fazla okuduk. Vezin bozuldu. Yanan aşk ateşine ateşi duzahtan eymindir. Ne kim bir kez yanar yandırmak anı gayrı mümkündür. Çok. Fuzuli. <laughs> Çok. Aşk ateşine bir defa yanan cehennem görmez diyor. Neden? E bir kere yanan bir daha yanmaz da onun için diyor. Yani ahirete taallük eden, sonsuz hayata sonuçları yansıyan, Allah'a dair olan ve insanı olgunlaştıran bir süreç olarak, bir ilaç olarak tarif ediyor. Aşk gelecek cümle eksikler biter buyuran Hazreti Yunus Emre gibi. Bize bunu imrendiriyorlar, yolunu gösteriyorlar. Fakat e, bu en güzel tat, bu en güzel mertebenin de ancak yaşanarak, ancak içine girilerek e, elde edilebilecek bir cevher olduğunu da her fırsatta, her şekilde hatırlatıyorlar. Bir gün olursan iki gözüm, sen de aşka yar, bu macerayı ben o zaman söylerim sana, Şeyh Galip. Çok güzel. Yani şimdi nedir o halde? Belki şudur, yani herkes bunu kendi dilinin döndüğünce söyleyecek efendim. Ve tabii bütün sözler eksik kalacak. Şeyhülislam Yahya merhumun işareti tam yerindedir. Söyleyenler doğrusun bilmez, bilenler söylemez. Eyvallah, tamam. Söylememiz şahittir ki bilmiyoruz. <laughs> Bu bilen söylemez, söyleyen bilmez. Bu beytten mülhem mi dilimize Muhtemelen. geçiyor? Muhtemelen, yani e, Orada gördüm sadece Şeyhülislam Yahya merhumun beytin tamamı şu. Dersi aşkın müşkilin Yahya nice halleylesin. Söyleyenler doğrusun bilmez, bilenler söylemez. Bunu bilenlerin, yaşayanların artık söylemedikleri, susmayı tercih ettikleri. Neyi biliyorlar acaba Hayat abi? Yani bu işin söylenemeyeceğini mi bilmeye başlıyorlar aşkı bildikçe? Niye susuyorlar? Kuddise sirruh da o demek. Sırra kavuşunca susuyor. Hani kudret kime kudretsesi ruh deriz? Ermiş, aşmış evliya, Allah dostu olduğu şöhret bulmuş kişileri böyle anmak adettendir. Alim ilmiyle meşhursa rahmetullahi aleyh ama manevi mertebesiyle şöhret bulmuşsa kudüs'e ruh deriz. Nedir kudüs'e ruh? E sırrı mübarek olsun. Artık o sustu. Kavuştu ve sustu. Herhalde mecal bırakmıyor konuşmaya belki. Yani Dedik ya işte yani varana kadar dedikodusu. Gönlüme bir şey geliyor. Hani bu da belki divan edebiyatı gibidir. Hani sen istediğin kadar beyitleri ezberle, dile hakim ol. Karşında o konuştuğun şeyi anlayacak kişi yoksa bir işine yaramaz dedik ya. Belki o Kudüs'e ruh hazaratı da o dili bilen olsa konuşacak. konuşacak. Susup konuşacak belki. <laughs> yani ama konuşacak yani. Biri öyle demiş. Hayat abi anlaşma yapalım. İkimizden birisi eğer öyle bir şey olursa diğerine bunun niyesini anlatsın. Söz. Tamam. <laughs> Kulak bulsam neler anlatacağım dedi Allah dostu. Dediler ki efendim buradayız. Can Kulay'la sizin, sizinkiler postun deliydi. <laughs> ya yani an, anlamazsınız diyor. Yani bir gün olursan iki gözüm sen daha aşka yar bu macerayı ben o zaman söylerim sana. Tam da bu demek. Belki de şu. Yani bir vesileyle de sen beni söyletmiştin gene 7-8 sene önce. Bişri Hafi hazretlerinden bir hadise. Bağdat'ta şehir meydanında suç işlediği için kırbaçla cezalandırılan bir delikanlıyı infaz sırasında görüyor. Sırtına kırbaç vuruluyor 80 kırbaç. Malum suçu işlemiş yani nefsine hakim olamamış sevgilisiyle. Efendim halkta seyrediyor. Fakat dikkat çekici bir şey var. Delikanlı kırbacı yiyor ama gık demiyor. Yaklaşmış Hazreti Beşir. Demiş ki e, oğlum sen Abdülhey misin? <laughs> Polat mısın? <gülüyor> 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 yani nasıl dayanıyorsun? Bu kamçıya at dayanamaz bağırır. Şeklinde. Demiş ki sevgilim şu kalabalığın içinde beni görüyor. Ben şimdi bağırırsam, feryat edersem demiş olurum ki senin yüzünden bak ne acılar çekiyorum. Şikayet etmiş olurum. Bunu yapmam. Ölürüm, onu üzmem. Hazreti Bişir Şimdi bakın işte aşk ehli sahibi, aşk sahibi olmak nasıl bir şey? Ortak dil bulununca anlaşılıyor. Evladım, o kızı utandırmamak için, üzmemek için bu acıya tahammül ediyorsun da ben görüyorum buyuruyor Hak Teala. Nasıl işleyebildin bu suçu? Onun hatırını nasıl oldu da gözetmedin? Delikanlı aşk ehli, idraki yüksek düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ve tahammül bitiyor. Tak şehit oluyor. Diyor ki işte aşk nedir budur. Muhabbet diğer söyleniş biçimi. E Bişir hakkında... Bişir ağır bir sohbet oldu ama. Efendim? Çok ağır bir sohbet oldu. Bişir Hafi Bişir Hazretleri hayattayken Ahmet İbni Hanbel, hadis alimidir, efendim, fakihtir, mezhep sahibidir. Ah Ahmet İbni Hanbel Hazretleri Allah'ım evet. ya Rabbi. Onun bir duası var ona güveniyoruz. Ya Rabbi iman nasip ettiğin kulundan bunu alma dedi. Son duasıdır yani dünyadan giderken zulümle şehiden gidiyor ve son duası ümmeti Muhammed'e ya Rabbi iman verdiğin kulundan bunu alma. En büyük felaketten ümmeti Muhammed'e merhamete, şefkate bakın. Sordular takva nedir cevap verdi. Vera nedir cevap verdi. Zühd nedir cevap verdi. İhlas nedir takva. Tek tek hepsine cevaplar verdi. Sabır nedir? Tevekkül nedir? Muhabbet nedir dediler. Ahmed İbni Handel buyurdu ki beşli hafi hayattayken bu suale cevap veremem. <laughs> yani Nasıl susturuyor görüyor musunuz? O var diyor. Ona sorun diyor ya. Onu, ya o yokken mecbur kalır belki söyleriz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri talebeleriyle ders esnasında uzaktan İbrahim Edhem geçiyor. Ayağa kalkıyor. Halbuki ümmetin önderi İmam-ı Azam'dır. O devlet başkanları elini öper, kapısında kuyruk bekler. Efendim devletin kadul kudat dediğimiz en yüksek hukuk meclisinin başına koymak ister, kabul etmez falan. Böyle bir zat o ise bir derviş, hiçbir şey, bir özelliği yok. Yani onun onu kim tanıyor ki? Ona gösterdiği hürmete şaşırırlar. Efendim bu hürmeti anlayamadık derler. Cevap biz Hak Teala'nın gevezeliğiyle meşgulüz o zatıyla. <gülüyor> <gülüyor> biz gevezeliğini yapıyoruz o zatıyla meşgul. İşte aşk ehline karşı böyle bir yani aşkın ne olduğuna dair belki bu şekilde ipuçları yani girmeye değer bir... E şimdi peki o zaman girift bir yere geldi. Bunu size de sorayım. Şimdi aşk Ferhat'ın dağ delerken ki hali mi yoksa işte Cüneyd'in kendini aradan kaldırmak için varlığına vurduğu ne diyelim kazma kürek sesleri mi? Ya da Mecnun'un Leyla'da aradığı şey mi? Bişrin Mevla'da bulduğu şey mi? Ha hangisi aşk? Ya da ikisi de mi aşk? Eğer ikisi de diyecekseniz farkı ne? E, elbette ikisi de <laughs> aşık. <laughs> Fakat aşıklar arasında mertebe farkı var. Yani şairlerimizin Mecnun'a, Ferhad'a demedikleri kalmadı. <laughs> Sınıfta kaldı onlar dediler. Bizim çırağımızdır onlar dediler. Fena da çocuklar değillerdir dediler. <laughs> yani e, belki Hazreti Mevlana bize burada ışık tutacaklar. Kaddesallahu sirrahul aziz ahırda bir eşeği gösterirler efendim bundan çok memnunuz hiç anırmıyor bu ne versek götürüyor diyorlar anırmıyor sözünü duyunca hemen satın buyuruyor efendim çok memnunuz niye satalım deyince ahı olmayan eşek de bize yaramaz buyuruyor Eyvallah. yani eşeğe bile bir ah, bir ah yani insansın yanıyor olması lazım içinin yani bile, o eşekte şu var mı fıtratına muhalif davranıyor. Yani <laughs> anılır hani anır, anır, anır makbul yani. Anılır yani dediğin <laughs> <laughs> Ahı olmayan eşek bile bize yaramaz. Şimdi şu belki. Bişri Hafi yok. Bişri Hafi Hazret biz Bistami Hazretleri oğluna nasihat ediyor. Oğlum biri sana Allah'ı seviyor musun diye soracak olursa sus. Çünkü Sevmiyorum desen kafir olursun, seviyorum desen onu sevenlerin hali sende yok. Şimdi neye susuluyormuş? işte bundan dolayı. E, yapılacak iddia değil yani. E, peki geçen de biri onu sordu. Ya, i̇nsanlar da çok meraklı. İyi ki soruyorlar. Ya. Belki böyle sorular açılıyor. Allah'ı sevmeye bir sebep söyle bana Ya yani ne bileyim aklıma ilk geleni söyledim ben de. Dedim ki tanıdıklarım bende olmayan kusurları bile yeri gelince zan ile bana izafe edip anabilir konuşabilir dedik o ed ediyor yani Allah her kabaatimi biliyor örtüyor daha ne olsun yani o kadar suçumuz kabaatimiz var ama o bizim el içine çıkmamıza fırsat veriyor kusurlarımıza bakmıyor Bekri Mustafa <laughs> evet, buyurun. <laughs> Bekir Mustafa malum şarapla filan arası iyi dördüncü Murat zamanında da e, içen yakalandı mı kelle gidiyor tebdili kıyafet dolaşırken dördüncü Murat meyhaneyi basmış. Bekri Mustafa'nın da önünde kadeh. Yakalanmamak için kavuğu çıkarmış üstüne kapatmış. dördüncü <laughs> <laughs> Murat da biz çok zeki dahi adam ya anlamaz mı? Gözüyle işaret edin o diye. Yani baş açık durmaz nasıl olsa sarığın orada ne işi var? Settarul Uyub demiş. Ayıpları örten Allahu Teala'nın bir ismini zikret. Settarul Uyub. ayıbı açma şimdi yani. Tesbih çekiyor burada bir taraftan. O ne diyor? Diyor ki Cilaül Kulub, kalplerin zikri. Peki ne yapacağız diyor. Gene gözüyle soruyor. Söz yok. Konuşmaya gerek yok bazen. gaffar <laughs> zünub <laughs> diyor. <gülüyor> yani Allah u Teala'nın isimlerini, sıfatlarını hatırlatıp yani affedeceksin sultanım bunu. Yakışanı bu yani. <laughs> Çok güzel. Şeye Settar'ul Uyub diyor tesbihe. Cilaül Kulub, kalplerin cilası. Ee, ne yapalım deyince de gafaruzun oluyorlar. <laughs> yani şu, şu medeniyetin sarhoşunda bu var ya. Yani enteresan bir şey ya. Ve denge. Bir de böyle yani günah olabilir, kabahat olabilir. Yani ehli sünnetinde bir şeydir bu adabı. günah olur ama günahtan sonra ne yaptığındır önemli olan. Yani herkes günah işleyebilir. Yani peygamberler hariç. Yani, günahsız olmak değil maksat. Ama günahtan sonraki davranışın seni kul eder. Hani günahı bile aşk ile işle demişti e, Fethi Gemuhluoğlu. Ağır sözdür, izahında muktedir değilim ama bu örnekler bana onu hatırlatıyor işte. E, ondan sonraki davranış yani iblis gibi hatayı savunur diklenir misin? Hazreti Adem gibi göz e, gözyaşı döker, tevbe istiğfar eder, yakarır ve işte Allahu Teala bunu arzu bunu seviyor yani. Bunu istiyor. Mümin de bunu istiyor. Ne diyor Ataullah İskenderi Hazretleri? İzzeti nefse ve kibre sebep olan taattan zillet ve inkisara sebep olan günah hayırlıdır. i̇şte aşk biraz da o kusuru idrak, kusuru kabul etme, boynunu bükme. Ya Rabbi sen Allah'ımsın, ben aciz kulunum. İşte bize şairlerimiz hep bunu bir şekilde bakın şiir yani şiir şiirden ibaret değil aslında. Ya beni çarpan mesele de o. Bakıyorsun adam sanki Leyla'yı anlatıyor, Mecnun'u anlatıyor, Gazman'ın bilmem nesini <laughs> anlatıyor. Valla bir bakıyorsunuz arka planına aman ya Rabbi adam meğer lafı nerelerde gezdirmiş de ne demek istiyormuş da de, bir şimşek çarpmış gibi oluyor bazen insan. Nasıl? Mesela? Mesela iki örnek arz edeyim. Biri Manastırlı Vezni'den, biri Fuzuli'den aynı mevzuun izahı. Vezni az tanınan şairlerimizden. Dengeli demek Vezni. <laughs> adam dengeli bir adam ama şu beytinde sahibi. Avrete meftun olan Ferhadu Mecnun'u gider. ya neylersin anıp bir iki zempareyi. bir kadın, birer kadına düşmüş bunlar. Bunlar birer zampara diyor. Ferhadu Mecnun'u yanımda anmayın diyor. Boş verin diyor falan. Ki bu böyle rahat bir söyleyiş biçimi. Ama aslında şey değişmiyor yani nükte değil. Fuzuli de daha bir böyle hakimane daha üst perdeden. Aynı şey şöyle anlatılıyor. Üç beyi tarz edeceğim üst üste. Aynı senaryonun tamamı için. Olsaydı bendeki gam ferhadı mübtelade, bir ahile verirdi bin bir sütunu bade. Verseydi ahı mecnun feryadımın sadasın, kuş mu karar ederdi başındaki yuvada? Ferhada zevki suret, mecnuna seyri sahra, bir rahat içre her kim ancak benim belade. ilk beytte Ferhat'ta bendeki gam yokmuş ki, dağı delemedi, iş yarım kaldı. Mesai tatil etti, paydos etti. Bendeki gam olsaydı kazmaya da gerek yoktu, o iş biterdi. Zaten Ferhat oyunu bozdu. Yanlış yaptı, sınıfta kaldı. Ne yaptı? Sevgilisi şiirinin resmini daha çizdi. Tuval gibi kullandı dağın düz duvarını ve sevgilisine ara sıra göz ucuyla bakarak kendini teselli etti falan yani. Yanlış işler bunlar diyor, sevgiliye bakmayı hiç görmeyeceksin diyor. E, i̇yi. Mecnun, Mecnun ise bendeki feryada sahip değilmiş ki kuş başına yuva yapmış orada durmuş öyle duydum. Halbuki bu övmek için anlatılan bir hadisedir yani. Kuş durdu falan, kütük gibi duruyordu, cansız falan. Bendeki feryada olsa kuş ürkerdi. Demek ki o da çok rahattı. Zaten çölde, bayırda geziyordu. Her taraf onundu. İyi akşamı sabahı soran yok. Sit alanı diyen yok. Yani bunlar aşık sayılmaz. Bunlar çocuk diyor. Onlar beş yıldızlı şartlarda aşıkçılık oynadılar asıl aşık benim diyor ızdırabı ben çekiyorum. Şimdi bunu kuru bir övünme gibi yahut şiiri süslemek için edilmiş bir iki laf gibi görmek ve geçmek mümkün genellikle yaptığımız üzere. Halbuki bu üçüncü beytte biraz durup da Fuzuli'ye şunu sorarsak alçak sesle. Üstad iki kahramanımızı hiç ettin ya bozuk para gibi harcadın oldu mu şimdi yani. Eğer çölde gezmek iyi geliyorsa sen de gez. Sevgilinin resmini çizmek yarıyorsa sen de çiz. Adamlarımıza dokunma. Öyle ya cevap şudur. Benim yarim resme sığmaz ve mekandan münezzehtir. La ilahe illallah. Şimdi Allah aşkına anlatırken bu mücerret, bu tecrit meselesi. Yani şiir tecrittir aslında. Soyutlama yani öyle diyelim artık bu yavan kelimeyi mecburen kullanıyor. Yani soyutlama üç boyutun dışına düşünceyi ve duyguları taşıyabilme. Bakın 20. yüzyıldaki şairimiz aynı şeyi söylemedi mi? Mayın tarlasına düşmüş bir deliyim hudutta, gözüm sekizinci renk ve dördüncü boyutta. Necip Fazıl aynı şeyi söylüyor. Yani Bu Necip Fazıl mı? Necip Fazıl'ın. Gözüm sekizinci renk ve dördüncü boyutta. Kitapta da var bu. Evet. Bu, bu kitapta. Hı hı. Vardır yazmış. Var. Müellif. <laughs> Aslında dert aynı. Yani bu alem üç boyutlu. İşte alt üst, ön arka, sağ sol, altı cihetten ibaret her şeyi sınırlı, zamanı sınırlı, mekanı sınırlı ve sonsuzluğa ayarlı olarak yaratılmış olan senceyiz. Burada gurbettesin. Ve bu, bu, gurbetten çıkış, bu kafesten azat olma keyfiyetini de yine Fuzuli öyle bir nazara verir ki insanın ölesi gelir. Nasıl? Ruzi hicrandır sevin. Ey Gi canım kim bugün? Bu kafesten ben seni elbette azadaylarım. Ruzi hicrandır, sevin ey mürge canım kim bugün? Ey can kuşum. Adam kendisiyle konuşuyor. Yahu bu ne acayip bir şeydir ya Ey can kuşum, sen diyor kafeste sıkıldın diyor, çırpınıyorsun diyor, bunaldın. Kalbiyle konuşuyor yani. Fakat sana bir müjdem var diyor, tahliye emri geliyor, az kaldı diyor, beden kaydından kurtulacaksın diyor. Ebedi hayata uçuyorsun. Şimdi ölüme bakışına bak yani adamın. E diyorsun ki abi demek ki biz burada şeydeyiz, efendim zor şartlar altında, acınacak hallerdeyiz. <laughs> Size bu deminki mevzuyla alakalı 18 yaşında bir şair kardeşimin yazdığı bir şiiri okuyayım müsaade eder. Ondan sonra da bir soru sorayım. Memnuniyet duyarım. Necip Fazıl Beyti'nden ve Mücerret'ten mülhem diyor ki sen son cümle ben noktayım. Bitme bensiz. Bitme sakın. Bana benden uzaktayım. Sana senden fazla yakın. Sen körebe, ben yoktayım. Azlığını bildim çokun. Hem karada hem aktayım. Gözsüz görüp elsiz dokun. Her yakına ıraktayım. Nerede hani, nerede kokun? Sekizinci duraktayım. Yedi renge bıçak sokun. Su bende, ben kuraktayım. Var uzakta, yokta yakın. Sana bensiz varmaktayım. Sakın durma. Gitme sakın. 18 yaşında mı bunu yazan? Allah Allah. Allah Allah. Ya şu an 38 de 18'indeyken yazdı bunu. Ha, Türk şah, büyük Türk şairi büyük Serdar Tuncer'den Bir şey. Vay anasın ya. Abi yani Allah seni ıslah etsin. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. Hakikaten çok. Cümlemiz inşallah. <laughs> Çok güzel Eyvallah, ya tebrik tamam. ederim. Bu belki bunu daha evvel paylaşmamıştım. Sana. Hayır. ilk defa. Yani sen nokta bir şey. sen benim kitabımı okuyorsun ele güne karşı mahcup oldum şimdi. Ya benim seni yazdıklarını okumam lazım. <laughs> tebrik ederim. Şimdi diğer soru şu abi. Divan edebiyatı dediniz. Medeniyet diyoruz, divan edebiyatı diyoruz. Aşk dedik. Böyle birbirine yaklaşan bir tarafı var ikisinin. Hatta belki ayrılmayan. Bir de satır aralarında böyle yeri geldikçe tasavvuf büyüklerinden Evliya-i Kiram Hazaratı'ndan bahsediyorsunuz. Kudüs'e sırru dediğimiz zat-ı kiramlardan. Bu üçünün birbiriyle böyle bir ortak noktası var anladığım kadarıyla. Yani divan edebiyatını bilen Evliya Evliyaullah'a da muhabbet duyar. Evliya Evliyaullah'a muhabbet duyan aşktan behredar olur. Aşktan haber olan divan şiirini beğenmezse olmaz gibi bir şey çıktı ortaya. Bu böyle mi? Aşağı yukarı tam dediğin gibi yani. Şimdi şiiri, divan şiirini özellikle kavrayabilmenin başka bir yolu olduğuna müsaade buyurursun, ihtimal dahi vermem. Bunu benim dar anlayışıma bağışlasın, aksi görüşte olan dostlarımız varsa. Dar anlayışım dediğimse burada estağfurullah demek iktiza eder. Çünkü yani <laughs> efendim tam da odur yani. Tam da tam da odur. Ben şairi okuduğum zaman anlarken, anlatırken Valla bunun arka planında İmam-ı Gazali Hazretlerinin, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin eserlerindeki nükteleri görüyorum. Onlar olmadan da bunlar yazılmazdı da anlaşılmazdı. Mektubat-ı Rabbani'den, efendim, İslam alimlerinden, tasavvuf büyüklerinden Hazreti Mevlana'dan haberdar olmadan divan şiiri en iyi ihtimalle anlaşılmaz. <laughs> Daha kötü ihtimaller de var. Yani ters anlamak var, zararını anlamak var, zarar görmek var ihtimaldir. <laughs> Elbette aynen dediğiniz gibi iç içedir. <laughs> Aşk dediğimiz bakın geçen de gene senin verdiğin bir ilhamla bir beyte suluk erbabı süratle geçer aşkı mecaziden cihanda kimse menzil ittihaz etmez pül üstünde. Pül köprü. Sülük erbabı kutsi yolculuğun yolcuları mecazi aşka uğramaz değil. Olur. Görürsün, beğenirsin, takılırsın. Mümkündür de süratle geçer. Takılmaz, kala kalmaz orada. Neden? Çünkü köprü üstünde ev yapılmaz. Köprü geçmek içindir. Boğaz Köprüsü'nden geçiyorsun, manzarayı çok beğendin, oraya bir de kulübe yapayım, hemen yıkarlar. Ya e bir manzara güzel dursam olmaz mı? Olmaz. Güzel, onun geçmesi güzel. Dünya hayatı, dünya arazisi, buradaki her şey geçicilikle malül, geçicilik özelliği özünde var. Bunu kavrarsanız ve sizin de geçici olmadığınızı, sizin baki olduğunuzu. E, eh, baki olanın fani de ne işi var Allah aşkına? Ya? Ancak bir iş için uğrar, <laughs> işini görünce de acele gider. Şahidi derdü belaya, şahidi e, derdü beladır, şahidi aşku vela. Septi dava etmeye burhane gelmişlerdeniz. deniz. Muğlalı şahidi merhum 1550. Yani Fuzuli'den 5 sene önce ölmüş. Bakın hepsi aynı, anda hayatta dikkat buyurursun oraya da yani. Baki, Fuzuli, Taşlıcalı, Yahya. 12 ya ya. şair mi diyorsunuz abi? Evet. Ona? Evet. Yani o gün öyle denk geldi. Hadise şu. Gazi'de konferanstayız. Bu hadiseyi reklam dönüşü anlatsak olur mu? Yarım kalsın istemem. Hay hay. Allah razı olsun. Kısa bir tamam. reklama gitmemiz tamam. gerekiyor. Hayat tamam. abinin burada bahsettiği husustan fakirin anladığı şudur. Hani zaman zaman yeri geldikçe söylüyorum. Necip Fazıl'ı çok seviyoruz ama Abdülhakim Arvaz Hazretleri'ni tanımıyoruz. Olmaz. Nurettin Topçu çok mühim zat diyoruz. Fakat Abdülaziz Bekgin Hazretleri'ne haberimiz yok. Olmaz. Abdülhamid Han muhteşem biriydi diyoruz. Fakat tasavvufi bir şey değil diyoruz. Yahu Hazreti Şazeli dermiş. Olmaz. Ha divan edebiyatı, fuzuli, muhteşem, baki, bizim değerimiz, nabi, harikadır deyip de tasavvufa böyle yaptığınız vakit, yahu şöyle söyleyebilirim zannediyorum, bu milletin bir ferdinin tasavvufa birazcık böyle yüzünü buruşturarak bakması, bin yıllık birikimini inkar etmesi, tarihini inkar etmesi, edebiyatını inkar etmesi, şiirini inkar etmesi, musikesini inkar etmesi, fetihlerini inkar etmesi, Osmanlı'yı inkar etmesi falan. Yani kendini inkar etmesi manasına geliyor. Başka bir şey değil. Kısa bir ara. Efendim can veren pervanelerin ikincisi dünyaya gelmiş. Onun sebep divan edebiyatımızı konuşuyoruz. Kitabın yazarıyla Hayati İnanç abim bizimle birlikte. Gazi Üniversitesi'nde bir konferansta bir delikanlı dedik reklama gittik. Şahidinin bir beytini söylerken hatırıma geldi. Talebenin sorusu şu. Hocam İngiltere'de liseyi bitiren bir çocuk Shakespeare'i bilmeden diploma alamıyor. Liseyi bitirene kadar mutlaka çok iyi biliyor oluyor ama bizde Bakıyorum bugün sizi dinledim 16. yüzyılda. 13 şairin ismi geçti. Dedi. Merak ettim ben de hakikaten nasıl ben dikkat etmemiştim. Çocuk yazmış bunları bir de yani. Say dedim say şimdi. Bakıyoruz aynı dönemde hepsi hayattaki şairler. Kanuni Merhum bir Muhibbi. Bir defa o dönemde en ön, önde gelen şairlerden biri o. Baki, Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı Ruhi, Behişti, Ravzi, Vücudi. Şimdi andığımız Muğlalı Şahidi, Aşkı'yı. Efendim Fevzi, Fevri, Rahmi, yani unuttuğum varsa da işte bu kadar. Niye yaptın dedi böyle bir tespiti? Hocam hepsi aynı dönemde ve aldığımız örnek beyitlerden de görüyor ki gördük hepsi çarpıcı şairler. E biz niye bilmiyoruz bunları dedi yani. İngiliz delikanlı Shakespeare'i biliyor da oğlum dedim ya. Shakespeare bir tane. Bir tek adam yetiştirmişler. Tabii o hatırlarında sen de çok derinle çok bundan dolayı bilmiyorsun. Yani sadece şah, şahidi şimdi hatırımıza geldi konuyla ilgili olarak. 1550 vefatı. E Hayali Bey bakın demin unuttuk mesela. Hayali Bey dev bir şair. Aynı dönemde 1556 Fuzuli 1555 vefatları. Hepsi 1583 Taşlıcalı Yahya. Hepsi hayatta yani. Bu kadar yıldız var aynı dönemde. Çok enteresan bir şey. Ben... Şah... Söyle bir şey var aklımda. Bir şeyi merak ederim. Şimdi Nabi'yi çok seversiniz. Siz. Evet. Evet. Üstadım. Fuzuli hani Fuzuli ile böyle Nabi'yi böyle mukayese edip Nabi'ye yakınım demek mi yoksa Fuzuli bambaşka bir yerde duruyor. Nabi ile azıcık halleşebiliyorum. Onun için Nabi mi? B. Peki, B. yani. Evet. Yani Nabi merhumla ben resmen yani dostluk yani halleşme. Aynen halleşme doğru dediğin Abi, yani. Abi hiç rüyanızda falan gördünüz mü? Mesela Baki bir gün geldi. Çok. <laughs> öyle yok <mi>? <laughs> <laughs> Nabi merhumu özellikle Allah çok de tabi. Yani birkaç defa. Şeyh Galip'in yani yani aranız bir, iyi oluyor bunlar. Bir büyüğüm öyle demiştim. İnsan bir işte uğraşıyorsa o onun rüyalarına girmiyorsa o işte gerçekten uğraşmıyordur. Tabi tabi. Yani o hale geliyor insan zaman içinde. Bir de bu adamlar adamın rüyasına hakikaten girer ya. Adam öyle bir beyt söylüyor ki günlerce düşünüyorsun kardeşim ya. Hmm. Diyorsun ki ne yedi içti işte de böyle oldu. Şahidi derdü belladır şahidi aşku ve la septi dava etme burhane gelmişler deniz. Elest meclisinden yola çıktık diyor. İlahi aşka tutulduk diyor. Sarhoş olduk. O aşkın sarhoşluğuyla güdümlü mermi gibi cenneti hedef almış gidiyoruz diyor. Çıkış yeri belli, varış yeri belli. Fakat dert ve bela imtihanından geçmeden, bela ile sınanmadan adam olunmuyormuş. Bela denen şeyde dünyada bulunuyormuş. O yüzden şöyle bir uğradık. Belamızı arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dosyayı tekmil edip yola çıkacağız. Ahmet Paşa merhum. Sultan Fatih döneminin dev şairi. E, canıma bir merhaba sundu ezelde çeşmiyar. Şöyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim. Dün tabibe derdi dilden bir deva sordum dedi dün tabibe derdi dilden bir deva sordum dedi gam yemekten özge bu derdin devasını bilmedim ben diyor ezel meclisinde bezmi eleste aşka tutuldum hak teala'nın nazarına yani şef nazarına rahmet nazarına manzur oldum öyle bir aşka tutuldum ki dünyada artık başkasına bir mer merhaba bilmedim yani şimdi buradan bakan nasıl aşarsınız Şimdi diyorlar ki o mu büyük bu mu büyük işte batıda da şöyle şairler var tamam güzel kardeşim inkar eden de yok zaten ama öyle bir noktayı nazardan bakıyorsunuz öyle bir hayat algınız bir bakış açınız var ki eğer kaybetmezseniz eğer hatırlamayı başarırsanız sandığı açabilirseniz ya bizim çalışmalarımız kitabımızda konferansımızda ne yapıyorsak şu an çene çalmamızda o sandığı aralama gayretidir yani bu mevcut olandan bahsediyorum. Ne yapıyorsun diyorlar bana. Saadettin Öktan hocam sordu Allah hayırlı ömürler versin. Sen, sen ne yapıyorsun hayatı kardeşim dedi. İlk defa tanıştığımızda. Dedesinin mektubunu torununa getiriyorum efendim selamıyla beraber. Çok güzel yapıyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani deden yazdı. Dedenle de aran gergin değil ama bir kavram noksanı. Bir ortak kavramlarda bir zayıflama olduğu için sanki o ayrı bir dünyanın insanıymış gibi gurbete düştün artık vatana dön canım. Yani kesin dönüş yap Kapıkule'den. Şu da şu, şu da var mı hayat abi? Divan edebiyatı. Sanki bize bir ikaz. Ya bak kardeşim akıllı ol. Hayat şu gördüğünden ibaret değil. İşte evlenmek, yemek, içmek, ölmek bu değil hayat. Çok kazanmak bu değil. Gördüğünden başka bir dünya daha var. Evet. Divan şehrinin en mühim yani bize armağanı bu olmuştur. Sevildiğini bil yanlış yapma mesajını verir. Çok güzel. Allah seni seviyor. Hoşça bak zatın hakim. Hadi bir kıtasını okuyalım mı? Şey, Lütfen. Şeyh Galip'ten. Lütfen. Şimdi altı kıtanın tamamı uzun sürer ama bu şiire çok ehemmiyet veriyorum ben de. Yani bu şiir bilinse diyorum gerektiği gibi paylaşabilsek yani elimizden bu imkanlar Allah lütfeder. Yani insanımızın kendine bakışı değişeceğine kesin inancım var. Ey dil, ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen? Gerçi virane genci mutalsamsın sen. Secde fermayı melek zatı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen. Sırrı haksın meseli ısıyı meryemsin sen. Ruhsun nefhayı cibril ile tevhemsin sen. Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen. Merdumi dide-i ekvan olan ademsin sen. Sendedir mahzeni esrarı muhabbet sende. Sendedir madeni envarı fütüvvet sende. Gizli gizli dahi vardır nice halet sende. Marifet sende, hüner sende, hakikat sende. Nazar etsen yeri gökduzahü duzahu cennet sende. Arşı kürsi yü melek sendedir elbet sende. Hoşça bak zatın hakim zübde alemsin sen. Merdüm-i dide -i ekvan olan ademsin sen. <laughs> Dayanamadık değil mi? Bir dörtlük okuyacaktık. Abi bir ya. tane daha okuyalım. hatta. Okuyalım, okuyalım. Yani okuyalım, altı lütfen. kıtadan bir ve üçü okudum. Son kıtayı da okuyayım da. Yani müpte, müptedi, müntehi, başı sonu. Diyor ki, belki hatif gibi kaydı sivadan güzel et. Erişen haruhase ateşi aşkı siperet. et. Damenin tutmaya asarı alayık hazer et. Şems ve şahişimun la ile azmi seferet. et saf kıl kabili aksi suveret hele bir cem-i havas de galip nazaret hoşça bak zatın hakim zübde alemsin sen merdumi dide -i ekvan olan ademsin sen tamamının Türkçeden Türkçe'ye tercümesi elbette çok zaman alır ama şu şurası mühim yani sen bu dünyaya geldin bir maksatla geldin. Burası da kirli paslı bir yer. Gözünü seveyim eteklerini topla çok fazla çamur bulaşmasın. Az bir sıçrantı falan olursa da onu gidermek için aşk ateşi lazımdır virüsü antivirüs programıyla giderirsin. Bilgisayarcılara soruyorum antivirüs programı firewall, ateş duvarı falan. Demek ki bunlar Şeyh Galip Divanı okuyorlar çaktırmadan. <laughs> Bunu böyle gider. Bu pisliklerden aşk ile arınabilirsin. İnsanoğlunun üç türlü ihtiyacı var. Midesi acıkır ekmek çorba iyi gelir. Kafası acıkır bilgi ister. Gönlü acıkır aşk ister. Biri yek diğerinin yerine geçmez. Hiçbirinin yeri diğeriyle dolmaz. Çok biliyorum, öğrendim diye insanın kalbi doymaz. Sevgisiz, aşksız olmaz. E bunun da böyle bir reçetesi, böyle bir imkanı, böyle bir zenginliği varken sırtını çevirmek, mahrum kalmak hakikaten çekilir şey değil. Kalbini temizle, gör diyor. Görüntüyü netleştir. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin yaptığı gibi yapıver. Bismillah de şöyle ilk adımı bir at diyor ya. Sen seferle emrolundun, zaferle değil. İlk adımı bir at yani. Kendine doğru yürü. Yani bizim medeniyetimiz bize kim? Bize anlatıyor. Kendimizi anlatıyor. Bu şairlerin bunca yakınışları, bunca feryatları bizi kendimizle tanıştırma gayretinden ibarettir. Çünkü biz işte dedim ya sevildiğini bil yanlış yapma. Allah'ın kıymet verdiği insansın sen çok kıymetlisin. Bakın eskiler nasihatı bile böyle yapar. Fuzuli'nin bir mısrağın beytinde bunu görüyoruz yani. Senin tek nazenine nazenin işler münasiptir diyor. Yani senin tek nazenine nazenin işler münasiptir. Çok kıymetlisin, çok temizsin, pırıl pırıl. Hareketlerinle kirleme kendini. Orkidenin üstüne katran damlatma. İnsanı kendisiyle yüzleştiriyor. Bakıyorsun sürünmeye başladın, bizim edebiyatımız seni tutar ayağa kaldırır, hoşça bak diyerek. Galibin okuduğun beytiyle. Haddini aştın, kibirlendin, gururlandın, mesneviden sana bir ikaz gelir idrar birikintisinin üstünde kendini kaptanı derya sanan karasinek gibi artistlik yapma. <laughs> yani hem haddine davet eder, sürünürsen kaldırır, uçarsan indirir. Yani vakarla yürümenin e, reçetesidir. E, anayasasıdır. Usulüdür. E, deruni aşina ol taşradan bir gane sansınlar. Bu bir zibareviştir. Akıl ol divane sansınlar. Oh. Taşlıca, oh. Taşlıcalı Yahya merhum. <laughs> Bakın her biriyle bir dostluk kuruyorsunuz. Sevgili dostlarım, yani Cemil Meriç merhum öyle diyordu. Kitaptaki dostlarımı sokaktakilerden daha çok sevdim diyor. Yani ne oluyor Nabi'den 3-5 beyti anlamaya başladığınız zaman, mana biraz gayret edince olur, neden olmasın? Neticede Türkçe yani. Hiç kimse de öyle çok fazla bir kenara kaçmasın yani. Ağır mı? Ağır da Türkçe ama yani. Senin de başka bir dilin yok. Müsaade buyurun. Yani Türkçeden başka bu dünyaya tutunacağın neyin var senin Allah aşkına ya? İnsan ana diline bu kadar da ilgisiz olur mu? Yani sebep ne olursa olsun birileri bana şunu yapmış da bunu etmiş de bilmem ne kültür deformasyonuna uğra aa, Tamam hepsini anladım da e, kuyunun dibine düştünse çıkma problemin vardır. Yani bir çıkalım Allah aşkına. Bir şey sorayım. Bu da yeri geldi konuşmamız lazım. Şimdi mesela Kürt kardeşlerim var. Türkçeden başka senin neyin var? Bak bu da Türkçe deyince onlar diyor ki ha o zaman Fuzuli, Baki, Nabi sahiplenmeme gerek yok. Bu böyle değil. Çünkü Fuzuli'nin baki'nin, nabinin yaşadığı dönemde Türk ve Kürt diye bir şey yok. Kürt Onlar kardeşim, hepimizin şairi. Kürt kardeşim Fuzuli'yi benden çok daha rahat anlıyor. Yani benim Türkçe dediğim, Türk milleti dediğim kavramın içinde benden önde olmak üzere, ön safta olmak üzere Kürt kardeşim var. Evet, Neden? O, onu da içine dahil ederek söylersin. Bir de benden önde. Yani biz ne, ne diye tenkitiyoruz? Farsça'dan çok etkilenmiştir. Doğru tabi. Farsça dediğin Kürt Kürtçe. Yani biraz önce delikanlı, gene civ geldi söz bu, bu delikanlı. <laughs> bir, bir beyit getirdim Ali Cevzeri'den. Ya kardeşim Farisi Kürdi divan. Mevlana Halit Hazretleri'nin divanından bahsediyor. Divanın yüzde kırkı Kürtçe, yüzde otuzu Farsça, geri kalanı Arapça. Ama bu divan kimin? Benim abi. Evet. Neden? Her şeyle benim. Yani bu bal gibi Türkçedir. <laughs> Ama Şeyh, bu anlamda işte. Şeyh Ahmet Hani bizim, Fakih Bizim, bizim, Sedam Aleyceziri bizim. İşte bu, bu i̇şte bu medeniyet iklimine, bu kültür dünyasına ulaştığımızda hepimiz kim olduğumuzu da görecek ve kardeşliğimizi idrak edeceğiz. Belki, Zaten noksan orada. Onların da gönlü olsun. dört dört Tam Türkçe bir şey var. Talih kubeyte fırsat mühlet mine harame min amrı nuhannine saki vera bulas hoştu. Talih sana bir fırsat verirse ona mühlet tanıma, haramdır. Hakkını Allah, ver. Allah. saki ey sevgili, benim ömrüm Nuh'un ömrü gibi uzun değil. Azıcık acele. Et diyor ne getireceksin? <laughs> <senden? gülüyor> Melajezeliden mi okudun abicim? Tam Tabii bilemiyorum. Şahmedi Khan'ı da olabilir mi Allah ediyorsun. Allah. Allah Allah. Ah. Ah. Yani nerede ne kaybettiğimizi görüyor musunuz ya? Bakın bana şu anlattıklarımı Yahya Kemal anlatıyor. Yahya Kemal merhum. Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi için müstakil gazel yazıyor. Kaç kişi için yazdı ya? Yani beş kişi çıkmaz ya. İsmen gazel biri Ali Emiri Efendi. Ve bunu Ali Emiri'yi ben bilmeyince zannetmeyin Diyarbakır'daki kardeşimi. O da bilmiyor. Gelseydi patlamayacaktı zaten bir şey. Ah, tam onu diyeceğim. Şimdi Diyarbakır'da çalıntı bir kamyona bomba yüklerken patlama olmuş teröristler ölmüş. <laughs> eyvah. Şimdi eyvah. Bola Ceziri'yi tanısa, Şahmedi Hanedan imkan hat, var mı tanısa, ya? Tanısa, yapabilir mi böyle İmkan bir şey? yok, ihtimal yok. Yani biz onu kaybettiğimiz için yani pusulayı kaybedince şaşırdık. Kimi kimi kime vurduğu belli olmaz oldu yani. Bu bizim bu bizim rezaletimiz ya. Tevbe zamanıdır, tevbe istiğfar zamanıdır. Allah aşkına ya. Yani. Hele bir de biraz önce böyle bir elim hadise vuku bulmuşken. Yani şunu da gözden kaçırmayalım. Elbette tavuşana kaç tazıya tut deyip bizimle dalga geçen bir de böyle çok bilmişler var yani bir taraflar. Çok açık yani. Ya, yoksa amid o şehri nur övünsün ilelebet lebet. Fazlı faziletiyle bu necli bülendinin. Yahya Kemal Alemiri için diyor o mübarek nur şehri amit diyor. Bekir diyor. Böyle bir insan yetiştirdiği için diyor övünsün. Ne o insan Ali Emiri ne yaptı? Millet kütüphanesinin sahibi 11 bin cilt kitap bıraktı. Miras bıraktı. Yarısı yazma, yarısı basma. Paha biçilmez eserler halen işte Fatih Camii'nin hemen altında kütüphane ziyaretçilerini bekliyor. Kütüphane müdürüyle görüştüm. Biz burası çok sakin diyor. Biz kitaplara çok hürmetliyiz diyor. Kitaplar yıpranmıyor. <laughs> kimse, kimse gelmiyor. Ecdadımız gibi vakfeyledi millete. Hayranı oldu halk eseri bir menendinin. Benzersiz eseri karşısında diyor. Ecdadımız gibi yaptı millete vakfetti. Rahmetle adını yazdırmıyor ya. Millet kütüphanesi koyduruyor. Ve son beyt Yahya Kemal'den Ali Emiri'ye. Ya fahri kainat sen ifaet et ecrini. Divanı kibriyada bu şark ercümendinin. Ya Resulallah, Ali emirinin yaptığı şu hizmet karşısında mahcubuz, teşekkürden aciz kaldık bu, bu, bu güzel insanın hizmetine. Mahşerde madalyasını sen takıver. Çok güzel. Resulullah Efendimizin şefaatine Ali Emiri ısmarlayan üst küplü Yahya Kemal'den bahsediyorum. Ve şimdi sen neyi kaybettin, neyin tartışması? Ya, ya, yani Allah akıl fikir izan ihsan Aa, diyorsun. Bu, bu cümle çok şey anlattı. Bitirirken yavaş yavaş sona geliyoruz. Kitapta nef'iden bahsediyorsunuz. Nef'i <laughs> azıcık ondan bahsedelim tebessümle bitirelim. <laughs> Nef'i merhum gözünü budaktan esirgemeyen dördüncü Murat gibi bir sultanın yanında sözünü dudaktan esirgemeyen bıçak gibi bir şair efendim çok zor tabiat kafiye tutsun babamı hicvetmezsem namerdim diyen bir adam zor geçinecek bir adam İdama gitti gene dalgasını geçti tövbe tövbe ya Rabbi İnfaza giderken espri yapıyor ya yok artık yani hani geçen de bir tweet geldi de giderken bile laf söylüyor diye mezar taşında çekmişler bir, biz de sizin gibiydik, siz de bizim gibi olacaksınız yazıyor mezar taşında. <laughs> altına not düşmüş gönderen, adam ölmüş gitmiş hala laf sokuyor. <laughs> Nef'i merhum infaza giderken mürekkebinden, mürek, kaleminden mürekkep damlayan vezire, vezirim terin damladı diyor. Siyahi mürekkepte mürekkep teri de siyah olacak. Yani merhum, fakat o kadar yiğit bir insan belli ki, her halinden belli. Erzurumlu Ömer Nef'i merhum. Giderken etrafına nasihat etmekten geri durmuyor ve diyor ki Ey dil hele alemde bir adem yok Var ise de ehli dile mahrem yok imiş. Dünyadan gidiyorum diyor. Adam gibi bir adam görmedim diyor. Belki vardı biz rastlamadık diyor. Evliya ile de çatışmak istemiyor yani olur ki diyor hani, biz <laughs> rastlamadık falan diyerek Gam çekme eğer hakikatta arif isen farz eyle kel an yine alem yok İnfaza gidiyor, yoktan geldin. Adem diyarından geldin. Bu dünyadan ayrılıyorum diye gam çekme diyor. Şu iman salabetine, şu delikanlılığa dikkat çekmek isterim. 4. Murat Merhum'un emriyle idam edildi. 40 kere hak etmişti laf aramızda. Yani üstadım Allah gani gani rahmet etsin. Tabiat bozuk. Ya yani böyle fermana karşı çıkılır mı? En olmadık yerde sultanla çatışıyor. 4. Murat dedi kusura bakma dedi yani. Bana bile laf söyledin bir şey demedik ama biz sana dedik Bayram Paşa'ya dokunmayacaksın. O vaziyet kritik dedik. Şairlik yapmanın sırası bir <laughs> de. <Eyvallah. gülüyor> Allah gari gani rahmet etsin cümlesine. Amin. Abi çok teşekkür ederim. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Eksik için, muhabbet için ve bu güzel eser için inşallah can veren pervanelerin 3, 4, 5'i de i̇nşallah, gelsin devam inşallah. etsin. Biz istifade edelim. Estağfurullah. Hayati İnanç, can veren pervanelerin yazarı bugün bizimleydi. Divan Edebiyatı'nın güzel abisi bugün bizimleydi başka şeylerde bize dair konuştuk hayat abi var olunca efendim Allah'a emanet ederiz hayırlı akşamlarınız olsun önümüzdeki hafta görüşmek üzere